Evet kıymetli dostlar hepiniz bu videomuza hoş geldiniz. Arkadaşlar çok uzatmayacağım. golvar.com'un ve Kayseri Özlüce Hastanesi'nin size selamları var. Onu ileteyim. Hemen videoya başlayayım. Şimdi ilk olarak Manchester City'den Türkiye'ye geliyor. TFF Gelişim Direktörlüğü görevine Manchester City altyapısında görev yapan Mustafa Alper Avcı'yı getirmiş. E, Alper Gezer Avcı'yı getirse daha iyiydi aslında ama Neyse Oğuz Çetin'in futbol gelişimi direktörü, koordinasyonluğu, bilmem görevi. Oğuz Çetin'in bu görevde olması zaten ayrı bir şeydi de. Ya mesela alt yapılardan falan bir futbolcu çıkaran isimler olur, başkası olur. Hani bir şekilde anlarım ama hani Oğuz Çetin'in çok bir zaten şeyi yoktu, vasfı yoktu. Neyse Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre arkadaşlar 5 yıl aradan sonra görevine son verilmiş Oğuz Çetin'in. Sözleşmesi 2026'da bitiyor diyor. 43 yaşındaki teknik adam 2022 yılında İngiliz ekibinde göreve başlamış diyor. Hayırlı olsun. En azından federasyon ve kurullarında hani e, malum takımlı kişilerin giderek azalması sevindirici. Şimdi dört büyükler demişken de dört büyüklerin e, dün bir açıklaması var aklıma gelmişken onu da belirteyim arkadaşlar. E, dört Büyükler'den ortak bir mesaj. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzon, Surat, Yani Birçok takımda yaptı da Dört Büyükler diye ben şey yapayım. Kadına ve çocuğa dokunma etiketiyle e, sosyal medyada paylaşımlarda bulundu. Hani Fener şunu konuştu, Galatasaray bunu konuştu. Herkesin ortak şeyi kadına ve çocuğa dokunma etiketi arkadaşlar. E, bu şekilde. Hani artık duyduğumuz bir ses bir annenin feryadı, bir çocuğun yardım çığlığı olmasın falan filan şeklinde. Ha ben niye burada falan filan şekli diyorum. Bazıları samimi gelmiyor arkadaşlar. Hani Volkan Demirel mesela milli takım forması giyerken Galatasaray stadında daha doğmamış çocuğuna küfürler edildi falan filan. Anlatabiliyor muyum? Ya da ne bileyim ilginçlikleri ilginçlikler ilginçlikler üstüne. Mesela Yaren Çakar var. Sevgili Yaren'e de buradan selamlar olsun. Ya Galatasaray teknik direktörünün oğluna bilmem çirkin dedi diye ne küfürler, ne hakaretler, ne tehditler, ne ekmeğinden uğraşmalar etmeler. Yani sanki peygambere küfür etmiş gibi, sanki Kur'an-ı Kerim'i yakmış gibi muameleler. Artık peygamber gibi mi görüyorlar teknik direktörlerini bilemem. Ama yani utançlık, utanç vesikasıydı ya gerçekten de. İnşallah bir daha böyle şeyler yaşanmaz arkadaşlar. Herkes kadınlara karşı, çocuklara karşı daha saygılı olur. İnşallah ülkemizde de bazı şeyler son bulur. Bir daha yaşanmaz. Aykut Kocaman'dan Jose Mourinho'ya güven oyu. Yani e, umarım bazı şeyler son bulur. Neyse Aykut Kocaman'dan Jose Mourinho'ya güven oyuna geçelim biz. Şimdi efsane ismimiz Aykut Kocaman, Jose Mourinho ile ilgili yaptığı yorumlar var. Ülke futbolunu tanırken, dinamiklerini anlamaya çalışırken bir sürü hata yapacak ama esas yeteneği bu hataları kısa zamanda düzeltmesiyle orantılı cümleleri var. Aslında uzun uzadıya açıklamalar var ama 2010-2011 şampiyonluğumuzun mimarı Sayın Aykut Kocaman PlaySport YouTube kanalında konuşmuş. Başka takım taraftarlarının bir takım mecraları kullanarak Mourinho'nun çalışma ömrünü kısaltacak hamleler yapmalarını anlayabiliyorum. Bu rekabetin çirkinleşmediği süreci evrelerinde bir tanesidir. Ama özellikle Fenerbahçelilerin gerçekten Fenerbahçeli olduklarını düşünenlerin bunun bir süreç olduğunu, çok yetkin bir antrenöre sahip olduklarını, bu yetkin antrenörün de özellikle ana hedefe giderken adımlama metoduyla gittiğini unutmaması gerekiyor diyor. Yani hocam biz ne anlayacağız? Arkadaşlar adam diyor ki yavaş yavaş sindire sindire gidiyor bu teknik doktor. Kıymetini bilin diyor. Ey Fenerbahçe camiası diyor. Ya birdenbire her şey olmaz bu hayatta diyor. Ve sözlerine de şunu ekliyor. Hatalar yapacak tabii ki ama o hataları düzelte düzelte gidecektir. Hani bu insanlar bu seviyelere boşuna gelmiyorlar. Hiçbirimizin olmadığı gibi hani hatasız değiller. Teknik direktörlük kariyerinde bir sürü evrelerden geçerek bugüne geldi. Dolayısıyla ülkeyi, ülke futbolunu tanırken, dinamiklerini anlamaya çalışırken bir sürü hata yapacak ama esas yeteneği bu hataları kısa zamanda düzeltmesiyle orantılı diyor. Ben sosyal medyada ne gördüm biliyor musunuz? Aykut Kocaman göreve. Evet yanlış duymadınız. Aykut Kocaman göreve hani Jose Mourinho evine. Evet. Bu açıklamalarda gördüm. Ya arkadaş eleştirebilirsin, kabul. Ee, oynanan futbol hocam seni tatmin ediyor mu bak? Kabul, eleştirilir bunlar, bunların hepsi eleştirilir Hepsini anlarım. Niye anlarım kardeşim? Beğenmiyorsundur, hoşuna gitmiyordur. Hani sen gümbür gümbür böyle rakip kaleyi bombalayan bir Fenerbahçe istiyordur, kabul. Şöyle böyle. Ama yani e, ötesi de. şimdi Aykut kocaman gelsin bak bu. Aykut kocaman gelsin, İsmail Kartal gelsin falan yapanlar var ya. Emin olun arkadaşlar, hiçbir Fenerbahçeli değil. Hiçbiri değil. Niye biliyor musun? Fenerbahçeli olsalar derler ki, arkadaş Jose Mourinho kötü takım yönetiyor. Ya çözüm bulalım ya da yol yakınken yollara ayıralım der. Bak bu Fenerbahçelilik. Buna lafım yok. İsmail Kartal gelsin, Aykut Kocaman gelsin, işte Ersun Yanal gelsin, o gelsin, bu gelsin. Ya Fenerbahçe zaten bu döngülerden çıkamadığı için bu durumda. Hani Hansi Filik gelsin, ne bileyim e, Conte gelsin ya da ne bileyim Guardiola gelsin, işte Klopp'u ikna edelim, Klopp gelsin falan dersin. Ben hepsini anlarım. Hani hepsini anlarım. Klopp gelsin ikna edelim dersin anlarım ama öbür türlü. Ya Mourinho'dan çok İsmail'e ama şunu da söyleyeyim. Hadi bugün Jose Mourinho'yu gönderdin. Hadi bir şekilde gönderdin. Sizin istediğiniz oldu. Klopp'a ne diyeceksin? Ya biz Mourinho'yu getirdik de beceremedi. Sen gel bir de sen dene mi diyeceksin? Adam ne diyecek? Şimdi yabancıların kafası bizimkiler gibi duygusal çalışmıyor. Yabancıların kafası mantıksal çalışıyor. Şimdi ben bir yerde görev yaparken öğretmenlikte orada göreve başlamadan önce öğrenci velileri... Benden önceki öğretmeni kötülüyorlardı. Ya şöyle yapıyordu da böyle yapıyordu da sürekli matematik yaptırıyordu da ödev veriyordu da falan filan. Ben dedim ki ya yani ben bu gıybetleri duymaya dedikoduları duymaya gelmedim. Ben işimi yapmaya geldim. Elimden geleni yapacağım. Bakacağım durumlara şöyle böyle dedim. Şimdi insanın aklına şu geliyor. Arkadaş bugün bu adamı kötülüyorlarsa yarın senin başına da aynısı gelecek. Bugün buna atıp tuttuklarını yarın sana atıp tutacaklar. Yani mesele bu. O yüzden de Bugün Mourinho'ya atıp tutanlar yarın Klopp gelse Klopp'u atacaklar. İsmail Kartal gelse onu atacaklar. Anlatabiliyor muyum? Bakın e, Jürgen Klopp var ya ciddi söylüyorum bak arkadaşlar. Ya ben size mantıklı söylüyorum. Klopp gelse bugün diyecekler ya arkadaş diyecekler nereden geldi bu adam? Bu adam da egosunu tatmin etmeye Fenerbahçe'de şöyle yapıyor böyle yapıyor. İnşallah sorunun ana kaynağının nere olduğunu anlarsınız. Doğru adres, adresleme yaparsınız. Ha, Mourinho şu an için başarısız mı? Bana kalırsa şu an için başarısız. Benim tahminimdeki, hayalimdeki Mourinho hani sezonun başında sorsanız kusursuz tıkır tıkır gidiyordu. Kesinlikle derbi merbi kaybetmiyordu ama futbolun içinde bunlar var. Tek kale oynarsın bazen, perişan olursun. Bakın Fenerbahçe'de milli rekor diye bir haber var. Ülke milli takımlarına 13 oyuncu gönderen Fenerbahçe bu alanda yeni yine bir rekora imza attı diyor. Bakın ülke futboluna gönderdiği oyuncuların çokluğu nedeniyle milli aralarda futbol akademisinden öğrencilerle çalışmak zorunda kalıyor Fenerbahçe. Mert Müldür, Samet Akaydın, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci. Milli takıma 4. Çağlar bu arada sakat olmazsa Çağlar da say 5. Ümit Milli takıma Bartu Elmaz. Ona da Bertu yazıyorlar ya, ayar oluyorum. Bartu Elmaz. yine e, Yine aynı şekilde U19 milli takımına Yusuf Akçiçek seçilmiş. E, Dominik Livakovic zaten malum Hırvatistan. Alexander Ciku e, Gana Bright Osai Samuel Nigeria ki keşke çağırmasalardı Nigeria'ya daha iyi olur da neyse. Sofyan Amrabat, Yusuf Ennesiri, Fasa, Sebastian Şimanski, Polonya, Edin Dzeko Bosna Erzigova, Bosna Ersek pardon. E, hani Tadiç milli takımı bıraktı biliyorsunuz. iki hafta boyunca bu 13 oyuncu takımdan uzak kalacaklar. 20 Ekim pazar günü deplasmanda Fenerbahçe Samsun Spor'la oynayacak. Fakat milli takımlardan Fenerbahçe'ye sevindirici haber ne biliyor musunuz? Türk milli takımının ikinci maçı pazartesi günü. Ve Fenerbahçe'nin maçı pazar günü. Yani ikinci maçı oynadıktan sonra salı günü katılacaklar. Salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi 5 gün takımla bir aradılar. Hani oynasalar bile rejenerasyon yapacaklar. Bu açıdan sevindireceğim. İsmail Kartal, İsmail Kartal diyorum. İsmail Yüksel'in bugün bir incelemesi vardı. Yani Bazen de bazı arkadaşlar şey diyor. Milli takıma göndermemek için bunu yapıyor diye. Ulan bizim şu anda İsmail Yüksel'in milli takımda oynamasına ihtiyacımız var. Manyak mısınız? E, lig'de oynayamıyor. Bari orada oynasın da şey yapsın. Ritim yakalasın. Mesela Ennesiri. Ennesiri'nin orada oynamasına bizim ihtiyacımız var. Şimanski'nin oynamasına bizim ihtiyacımız var. İrfan'ın oynamasına ihtiyacımız var. Çünkü burada oynayamıyorlar. Burada oynayamadıkları için bırakın da orada oynasınlar. Ve Samsun Spor maçına çok hazır halde gelsinler. Şimdi yo milli ara sonrasında Fenerbahçe'de çok yoğun bir tempo var. Yani 20 günlük süreçte birbirinden zorlu 6 maç. Yani bu haftayı bay geçiyor Fenerbahçe. Kurtulduk. En azından siz bu videoyu izlediğiniz saatte de Galatasaray'ın 5'ler muhtemelen maçı e, olacak. Saatim 18-13. Yetişir diye düşünüyorum 19'sularına. Yani 6 zorlu maç. Samsun deplasmanıyla başlayacak. UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda e, ne saçmalıyor bu ya. Haberi yapan saçma insan ne diyor? UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda Manchester United'da diyor. Manchester'la evimizde karşılaşacağız. Haberi yapan arkadaş. Kadıköy'de oynanacak Azi Alkmar maçlarında demiş. Azi Alkmar deplasmanda. Aksine. Yani AZ Alkmar deplasmanda Manchester'la evimizdeyiz. Trabzonspor maçı var arada. Bakın Samsun, United, Azi Alkmar, Trabzonspor ve Lig ve Avrupa'daki durum şekillenecek diyor. Eee... 10 Kasım'da Sivas Spor maçıyla tamamlanacak diyor. Büyükelçi de bu 6 maçlık periyotta alacağı sonuçlara göre şekillenecek diyor. Arada bir maçı da unutmuş bu arada. Yoğun tempo. Şimdi Samsun 4 gün sonra United. Bu maçtan sonra 3 gün sonra Bodrum maçı. Evet şimdi doğru. Yani Samsun, United, Bodrum. Bodrum maçının ardından bir hafta dinlenme. 7 gün sonra Trabzonspor ardından yine 3'er gün arayla Azi Alkmaar Sivas'ta karşılaşacak diyor zaten altı maçlık periyot sonrasında milli ara tekrardan Ha bu arada Tabii ki de şimanski eleştirilerinin bitmesi açısından inşallah şimanski kendine gelir yani Ben Fenerbahçe'de Mustafa Hoca olarak şimanski kendine gelmesini aciliyetle rica ediyorum lütfen şimanski kendine gel ama şimanski içinde eski günlerini mumlar atıyor son 25 maçta sadece bir gol atabildi. kötü performansına rağmen ısrarla Jose da oynatıyor Hani bir türlü de istenen seviyeye çıkmadı. Camiada eleştiri okları. Ee, takıma savunma yönden fayda sağlayan ancak hücumda etkisiz kalan Şimanski bu durumda deneyimli hocanın oyun sisteminin etkisi tartışılan başka bir konu diyor. Şimdi ben bugün çok güzel bir yorum gördüm bizim kanalda. Gerçekten bazı yorumlar efsane oluyor bizim e, kanalımızda. Ya ben birçok yorumunuzu görüyorum arkadaşlar. Bazı yorumlarınızı da ben göremiyorum. Kusuruma bakmayın. Yani moderatör arkadaşlar ilgileniyorlar. Diyor ki kardeşimizin biri. hocam diyor, Mourinho'nun sisteminde Şimanski daha çok güvenliği sağlıyor. Yani Şimanski'ye şu rol verilmiş diyor. Aman gol yemeyelim Şimanski. Sen gol yemememizi sağla. Hücumdaki aksiyonlarında zaten bir şekilde e, senin takıma gol katkısı vermeni sağlayacak. Bir şekilde biz bu maçlarda hani alacağız. Sen yeter ki gol yedirme diyor diyor. Bu da yanlıştır. Ya bunu Geçen sene Ocak ayından beri İsmail Kartal da yapıyor aynısını. Ben onu anlatıyorum. Sadece Mourinho'luk değil. Adam diyor ki şimdi bu adamın diyor pes tabirine söylüyorum. 82'lik bir şeyi var diyor. Durumu var. Ben bu 82'lik futbolcuyu diyor tamam mı? 82'liği nereden alıyor? İşte top kazanması, rakip işte ekart etmesi, ne bileyim savunma katkısı falan filan. Bunların arasına ara pas, gol falan eklerse ne ala diyor. Ama ben Şimanski'nin çok yorulduğunu düşünüyorum. Yıprandığını düşünüyorum. Bir de sistemde Fenerbahçe savunmayı tam olarak oturttu. Şimdi Fenerbahçe'nin hani savunmayı oturtan Fenerbahçe şimdi orta sahaya oturtmak zorunda ve forvete oturtmak zorunda. Yavaş yavaş iş orta sahaya geldi. Bu milli aradan sonra orta sahaların coşacağı kanaatindeyim. Bu dediğimi de lütfen unutmayın. Ha Napoli'nin, Sevilla'nın takibindeydi futbolcu. Doğruya doğru. Ama ee, rakip kaleye uzak oynamaya başladı. ve ee, bu uzak oynaması futbolcunun aslında değerini de düşürüyor. Takiplerinde düşürüyor. Ya 14 milyon euro teklif geldi. 9.7 alındı. Yazın 14 teklif geldi. 4 milyon euro kar elde etmek için satmayız diye geri çevirdi ki bence yanlış yaptı. Niye? Hani 20 milyon euro ver şey 25 verilseydi göndermesine gitmesine izin verilecekti. 20'ye bile çıkan olmadı. Ömer Ründüz diyor ki Şimanski Feyenoord'daki başarılı sezonun ardından geçtiğimiz sezon başı Fenerbahçe'ye transfer oldu. Geldiği zaman da bayağı iyi işler yaparak sezona başladı. Sonra ilerleyen haftalarda İstanbul'daki birçok yabancı gibi fiziki düşüşe geçti ve sezonu bu şekilde bitirdi. Mourinho Şimanski'yi kazanmak istiyor. Bakın kilit cümle bu. Mourinho Şimanski'yi kazanmak istiyor. Çünkü kadroda Portekiz hocanın oyun düzeninde onun istediklerini yapabilecek bir forvet arkası yok. Yani Fenerbahçe'de Mourinho'nun istediği bir on numara yok. İsmail ve Amrabat tipik ön libero. Fred de altı numara ama hani tam altı sekiz gibi. İrfan Can ise ne Başakşehir'de ne Fenerbahçe'de ne A. milli takımda bu görev bölgesinde oynamıyor. Yani buna uygun elde bir tek Mert Hakan var. Onun da Fenerbahçe'ye geldiğinden beri istikrar devamlılığı yok. Mourinho'nun Şimanski'den istediği rakip çıkışlarda baskı bak çok önemli bir olay ya. Gerçekten bak. Yani e, Ömer Ründül eleştiri yapıyor ama şahane eleştiri yapıyor. Yani Şimanski'den istediği ne diyor? Onu bir daha okuyayım arkadaşlar dur. Mourinho'nun Şimanski'den istediği. Bak burası önemli. Rakip çıkışlarda baskı. Ya yani rakibin çıkışına baskı yap diyor. Ne yap? Et baskı yap. Şimanski bunu yapıyor ama oyunun diğer bölümünde bekleneni veremiyor. Dağınık ve kararsız oynuyor. Bakalım Mourinho onu kazanabilecek mi? Şimdi 3 başlık. Ömer Ründür'ün 3 başlığı önemli. Mourinho Şimanski'yi kazanmak istiyor. 1. Kadroda istediklerini yapabilecek bir forvet arkası yok. 2. Mourinho Şimanski'den istediği rakip çıkışlarda baskı. 3. Ben yine söylüyorum yabancı hocalarda bir meziyet vardır. Önce bir yerden başlarlar şurayı düzeltelim şuradan gidelim diye. Onu yaptıktan sonra 2'ye 3'e gidebilirler. Yani onu yaparlar. O istek bitti mi? Olumlu sonuçlandı mı? Sonuçlandı. Sonrasında öbür mevkilere geçerler. Ben Mourinho'nun mevkisel mevkisel gittiğini düşünüyorum arkadaşlar. Bu da benim şahsi fikrim. Ee, şunu da söyleyeyim çok futbolcu satar mıyız? Geçen seneye göre çok futbolcu satmayız gibi. Ama çok futbolcu inceleme altında. Ve şunu söyleyeyim arkadaşlar. Bakın geçen senede bak bu cümlem çok kritik bir cümle. Geçen senede ne oldu biliyor musunuz? Geçen senede siz bizim futbolcular hani İsmail Kartal Tetris adındaki futbolcuları ulan hani İsmail Kartal'a rağmen İsmail Kartal gibi bir hocayla bile böyle oynuyor diyerek yere göğe sığdıramıyordunuz. Yani futbolcular sizin gözünüzde o kadar büyük geliyordu ki o kadar böyle müthiş geliyordu ki ben e, Şimanski'ye 16 verseler satarım dediğimde beni Fenerbahçe düşmanlığıyla suçlarken bunu söylüyordunuz hocam ne 20 16'sı en az 25'e satılmalı İşte adam bak İsmail Kartal döneminde neler yaptı falan filan ama düşüşü var dediğimde olsun hocam ya yani İsmail Kartal bunu yaptıysa doğru düzgün bir teknik tek direktörlen uçar falan diyordunuz öyle olmuyor işte öyle olmuyor futbolcunun düşüşe geçti miydi ister teknik direktörü başkası olsun ama tabii ki Mourinho kurt bir hocam. düzeltir diye düşünüyorum. Şimdi bugün bu sene bu sene desem ki arkadaşlar Şimanski'yi kaça satarsınız hocam 10 bile etmez. 9.75'e aldık. Zarar etmeden satalım. Bu adam futbolu unutmuş dersiniz. Arkadaşlar işte biz e, İrfancan'ı işte şu kadar al dedik. Ne yapalım? Kaça satalım? Hocam ya geçen sene İrfancan iyi de bu sene düşüşte. Mourinho da zaten oynatmıyor. 8'e satalım. 8 bile iyi. O sayı hocam bir sakatlık bir iyi falan filan. Mert Müdür hocam 3'e 4'e bakmam satarım. İşte o Aydın hocam 6'yı aldık oynatmıyoruz madem 5'e 6'ya satalım. İşte şu hocam 2'ye 3'ü satalım dersiniz. Bak bu sene var ya sizin gözünüzde transfer markette değerleri düştü Fenerbahçe'nin. Anladınız mı? Ama ben bunun toparlanacağını ben bunun düzeleceğini düşünüyorum arkadaşlar. Hayırlısı olsun. Hakkımız da hayırlısı olsun. Ben teşekkürlerimi sunuyorum. İzlediğiniz için, desteklediğiniz için. Katkılarınızdan dolayı sağ olun. Şunu da söyleyeyim. Senat Ok bir iddiada bulunuyor. Fenerbahçe böyle devam ederse Livakovic bonservis rekoru kırabilir. Şimdi burada var ya e, siz hangi hususu ele aldınız biliyor musunuz? Siz burada şu hususu ele alırsınız. Dersiniz ki o, hakikaten hocam yani Livakovic'de müthiş bir çıkış var. Yani e, doğru söylüyor. Livakoviç eğer böyle devam ederse yüksek fiyatı satır. Hayır. Burada Senat o ok, Fenerbahçe'yi yerin dibine sokuyor. Yani demek istiyor ki Fenerbahçe çok defansif oynuyor. Eğer Fenerbahçe böyle defansif oynarsa diyor yani Livakovic sürekli yıldızlaşır. Fenerbahçe bir tek Livakovic'i yüksek bedele satar diyor. Hangi cümlelerin hangi niyetle söylendiğini tahmin edin arkadaşlar. Benim aktaracaklarım bu kadar. Hepinize teşekkürlerimi sunuyorum. Bir beğeni çok görmeseniz sevinirim. Görüşmek üzere.